Türkiye'de emekli sayısı 12 milyonu aştı. 8 milyonu aşkın yaşlılık aylığı alan, 4 milyon civarındaysa hak sahibi olan emeklilik rakamları günden güne artmaya devam ediyor. Yıllarca çalışıp emek veren, belirli bir yaştan sonraysa inzivaya çekilen emeklilerimiz aldığı maaştan ne kadar memnun? Emekli maaşı Türkiye'de hiç kimseye yeterli gelmez. Avrupa ülkelerine bakınca bizim emekli maaşlarımız onların çok altında kalıyor. Ve emekliler böyle kıt kanaat yaşayarak günlerini sürdürüyorlar. Düzelmesi mümkün değil. Çünkü emekli sayısı gün geçtikçe artıyor. Gelmiyor canım. Parayı satın bankadan biraz kredi aldım. Parça parça aldım. 2 milyar 300'e yakın kesinti banka yapıyor. Kalan da ne yaparsın? 3 milyar 300 maaşım oldu. Kalan parayla da evimi geçindirir. Doğalgaz faturasını ödersin. Ne yaparsın? Sayın Bakanımız pandemi parasıydı, şuydu, buydu falan bir sürü telefonlarda şey atıyorlar, mesaj atıyorlar, okuyoruz, seviniyoruz. Şu kadar para verecekler diye kuruş göremiyoruz. Ben memnun değilim. Yeter, şükür ederiz Rabbime. Yetiyor Allah'a şükür. Ödüyoruz, pek zorlanmıyoruz, iyi. Yeter, Allah bereket versin, şükürler olsun. Benimki yeterli de yetmeyen arkadaşlarımız çok. Yemede içmede başka bir şey yok. Yetmiyor. Ya burada şehirdesin, pazara çıktın zaten 400-500 lira gidiyor. Yetmiyor. Aldığın 5 lira, 10 lira şey, o da çocuklar yazık, düşünmüyor. Beyime yetmiyorsa bana da yetmeyin. Yetmiyor maalesef. Evim var, hanım var, ben varım. Ya aldığım 2 lira para, nereye yetecek? Yetmiyor, az harcama yapıyoruz. Benim ev kira, yani yetişiyor, var ya 5 avuç cebimde artıyor. Ben iyiyim, gayet iyiyim. Bak, geziyorum, bak görüyorsun, bir ayakkabı, bir pantol, bir mot, krala gibi yaşıyorum. Gıdaya, elektriğe, doğalgaza ve daha birçok alana ard arda gelen zamlar emekli maaşlarının vatandaşa yetmesine engel oldu. Kimileri aldığı maaşla temel ihtiyacın dışına çıkamazken, hatta torununa, çocuğuna hediye dahi alamazken birçok emeklimiz de aldığı maaştan gayet memnun. Zamlar tabii emekli maaşını mesela %4-5 zam yapılıyor her sene emeklilere. O bir ay içerisinde eriyip kayboluyor. Artık zamlar böyle %5, %10 gibi yüzdeyle artmıyor şimdi. Katlayarak gidiyor. 2'ye 3'e katlayarak gidiyor. Bugün aldığın bir şeyi yarın bir daha almaya gittiğin zaman şaşırıp kalıyorsun. Almayacak, evine eşya almayacak, tatil yapmayacak. Lüksten kaçacak oldukça. Ondan sonra da elektriğine, suyuna, doğalgazına, telefonuna, interneti varsa internetine maaşını bölüp bunları yatıracak. Başka çaresi yok yani. Elektriğe, doğalgaza, işte suya, telefona gidiyor yani. Kiraya gider, gıdaya gider, sağlığa gider. Bunlara gider yani. Temel ihtiyaçlar için kullanırız. Hayır, vallahi alamıyorum. Bak, geçen torunumun geçti, ayın 27'sinde yaş günü geçti. Bir şey alamadım. Görmedim de çocuk. Kaçtım. Var gelirimiz var. Şükür alırız. Kira vermeyince iyiyiz yani. Kendimiz olunca yeter. Kira versen tabii ki zor. Hiç tarafı bulamıyor. Çalışıyorsa böyle sağa sola gıda maddesi bilmem onlara yatırıyoruz. Hepsi alıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Alıyoruz. 400 lira elektrik gaz gelmiş. Doğal gaz. 100 lira da elektrik. 100 lira da 600 lira. Torunlara zor. Kendimiz anca. Torunlara çocuğu almış olsak bitmiş zaten. Doğalgaz, elektrik, su, telefon. İstediği gibi yaşayamıyor. Hediye alamıyor. Ev kirası olanlar var.